Evet, çok özel bir konu ve çok değerli bir konukla beraberim. Sevgili uzman klinik, refleksolog uzmanı Bilal Yalçıner. Hoş geldin Bilal. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. Biliyorsun pandemi dönemi geçirdi bütün dünya. Ve bu pandemi döneminde herkes etkilendi tüm dünyada. Tabii pandemi döneminde artan hastalıklarımız var. Bu tür hastalıklar nelerdir ve refleksolojinin e, bu tür hastalıklarda katkısı etkisi nedir? Evet, şimdi refleksörgünün en belirgin özelliği modern tıbba destek vermesi ne ile, immün sistemine verdiği katkılarla vücudun kaybettiği veya kazanamadığı alışkanlıkları tekrardan vermeyi amaçlar. Biz buna ne diyoruz? Rehabilitasyon diyoruz. Neydi rehabilitasyon? Biraz önce de söylediğimiz gibi e, tamiratla birlikte vücuda destek, katkı. Evet. E, ne diyelim? Özellikle pandemi döneminde insanlar daha çok şişmanlık, evet. kilo, nörolojik ve nöropsikolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere immün sistemini yakından ilgilendiren, omurilik sistemini de yakinen etkileyen birçok rahatsızlığa yakalandılar. Evet. Eğer Covid ile eğer Covid'siz. Refleksoloji bunların birçoğuna ciddi anlamda katkı verir ve vücuda tekrardan iyileştirmeye, destek olmaya amaçlar. Evet. Şimdi tabii refleksolojiyi belki ekran başındaki e, birçok e, seyircimiz e, tam olarak e, içeriğini bilmeyebilir. E, şu yeni bir gelişen bilim. Evet. Sizlerin de çok büyük katkısı var bu konuda. Özellikle 2012 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı e, resmi olarak bütün mevzuatlarına aldı. Sanırım 2014 yılında evet. tamamlandı. Bu süreçte Sizlerin katkıları oldu, bunları biliyoruz. Ne düzeyde, nasıl çalışmalar yaptınız? Şimdi biz e, yaklaşık 2004 yılından sonra yaptığımız çalışmaların bütününü 2012 yılında başlayıp 2014 yılında devletimiz bizi resmi olarak davet edip bizleri o komitelerde görevlendirdikten sonra salt refleksoloji ile alakalı hepsini devletimize, milletimizin emrine amade kıldık. Çok ne oldu bunun sonrasında? İnsanlara en önemli şey bence eğitimle birlikte bilgi aktarımı. Çünkü bilgi çoğaldıkça gelişen, paylaştıkça artan ve bu şekilde insanlara, insanlığa katkı veren en önemli olaylardan Elinize bir tanesi. sağlık. Biraz daha refleksolojinin işine girelim. Tabii. Hangi hastalıklarla ilgileniyorsunuz? Hangi hastalıklar sizin açınızdan konunuz? Refleksoloji ve benzer uygulamalara bir e, bireyin başvurabilmesi için öncelikle en önemli kısım Teşhisi olmalı. Evet. Hastanın teşhisi Önce olmalı. Önce teşhisimiz olacak. Teşhis olabilmesi için de baş ağrısı, küçük bir rahatsızlığı dahil, adını buradan vermek istemiyorum. Ne olursa olsun. Evet. Ne olursa olsun modern tıptan gidecek teşhisini, tedavilerini olacak. Refleksiyoloji, genetik ve kronik kalıtsal rahatsızlıklarda, sonrasında da süreyen pozisyona düşen ee, ne diyelim engellilik, özürlülük ve bozukluklarda çok ciddi katkılar vermeye amaçlar. Evet özellikle hemen burada e, fizik tedavi ihtiyacı olan hastalarımız oluyor. Evet. Sanırım burada daha etkili bir çalışmalarınız evet. var. Nedir buradaki refleksolojinin katkısı? Şimdi fizik tedavi dediğimiz zaman özel eğitim, rehabilitasyon, fizik tedavi kavramı çok geniş. Evet. Bunun içerisinde de en önemli kısım özellikle doğum öncesi, sırası ve sonrası oluşan rahatsızlıklarda yaralanmalarda, trafik kazalarında, terör ve benzeri durumlarda refleksoloji e, çok ciddi katkılar verir. Bu bir temenni evet. veya bir e, pazarı oluşturma etkinliği değil. Evet. Yaptığımız çalışmalarda yurt içi, yurt dışı bunu, bunları gördük. Zaten dünyada da binlerce alanlarla alakalı, Amerika başta olmak üzere ben sürekli bazı Arkadaşlarımızın yaptığı gibi Amerika'da şöyle, Rusya'da böyle öyle değil. Evet. Türkiye'nin kendine göre gerçekleri var ve bu gerçeklerin içerisinde de 2006-2007 yılında ülkemizde engelli sayısı 8,5 milyonken, şimdiki e, konjüktürde baktığımız zaman 10 milyonu rahatlıkla geçmiş ve insanların günden güne maalesef bir içe kapanıklık, psikolojik rahatsızlıklar ve benzeri durumlar artmış. Hemen şunu sorayım. Refleks sürecin uygulanamadığı hastalar var mı? Tabii ki. Zaten bu konuyla alakalı Sağlık Bakanlığı'nın birçok rahatsızlıkta koyduğu bir kural var. Nedir bunlar? Senkop sonrası epizot, hamileliğin ilk trimestirleri, venöz yetmezlikleri, açık yaralar, çıkıklar, kırıklar, başta olmak üzere pıhtılaşma rahatsızlıkları, 20'ye yakın noktada biz refleksoloji yapamıyoruz. Hı hı. Bir insana refleksoloji uygulaması yapabilmemizin en önemli şartı refleksolojinin yapılmadığı durumları öğrenmek. Evet. Ama bunun için de çok ciddi bir eğitim almak evet, gerekiyor. Bu çok güzel bir şeydir. Bizim cerrahide de bu böyledir. Önce ameliyat kime ameliyat etmeyeceğini bilmek. <laughs> Temel kaydı budur Bravo. Evet. Şimdi ben bir şey sorayım tabii tedavi olunca herkes şunu merak ediyor. Yani bu tedaviler geçici midir, kalıcı mıdır? Yani herkesin sorusu <laughs> bu olur genelde. Şimdi siz de bir bence erraısınız. Evet. Geliyor size hasta, diyor ki, e, halk diliyle anlatayım. Ben de bel fıtığı var. Evet. Ameliyatını yapıyorsunuz. Hasta kendisini koruması kilosuna egzersizlerine, etkinliklerine, boğazına dikkat etmesi ne oluyor? 6 ay sonra gene geliyor. Aynen öyle. Şimdi bizde de en önemli kısım refleksolojinin belli bir seviyede fayda verebilmesi için multidisipliner bir altyapı içerisinde değerlendirilerek çevresindeki modern tıp başta olmak üzere birçok unsura dikkat etmesi beraberinde de bizim verdiğimiz programlara harfiyen uyması yeter. Evet. Burada tabii e bu uygulamaları bir seans olarak mı gerçekleştiriyorsunuz? Tabii. Şimdi refleksoloji ile alakalı bizim ilk başladığımız yıllarda e, bizim çok büyük bir sorunumuz var. E, nedir bu sorunumuz? En önemli kısım şu. Biz 2012, biraz önce çok güzel bir giriş yaptın. Dedin ki 2012-2014 olayları hani bu içerisinde geçen olaylarda bu kronolojik gelişimler ne? Yani onu ben kısaca geçmiştim. Şimdi evet. biz 2012'de başlayıp 2014'te biten mevzuat çalışmalarında hedefimiz, beklentimiz şuydu. Halka zarar veren ciddi anlamda devletini zarara uğratan mesleki anlamda insanlara rahatsızlık ver, veren kuruluşların, kişilerin kurumların önüne geçmekti. Evet. peki ne oldu sonrasında geldiğimiz durumda halen ciddi anlamda sorunlarımız var bir tarafta 5-6 yıl öncesine kadar getat konularını bilmeyip muhalif olanlar ama mevza çıktıktan sonra kanuni kısımların gücüyle bu işe girenler evet. diğer tarafta da ömrünü bu işe adayan hekimler başta olmak üzere bir sürü arkadaşımız var bu çizgileri iyi çizeceğiz evet. ne diyor e, Hipokrat Önce zarar verme. Evet. Bu önce zarar verme kavramının en önemli kısmı alanı bilmek. Hangisi olursa olsun. En basit işten en önemli konulara öncelikle alanı bileceğiz. Gerekliliklerini yerine getireceğiz. Evet. Şimdi hastamızı belirledik. Hangi Hı -hı. hastaya refleksoloji uygun bunu belirledik. Ya da hangi, hangi? hastalara yapılmıyor bunları belirledik. Refleksoloji uygulandı. Evet. Fizik tedavi ihtiyacı olan hasta. Bu. Hastalardaki başarı oranlarımız nedir? Sadece fizik tedavi değil, özel evet. eğitim, rehabilitasyon. Öyle bir e, kombin çalışma içerisinde olmamız gerekiyor ki kişide artikülasyon bozukluğu olabilir. Felç rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon dönemi olabilir. Ya ben buradan anlatacak olsam... Yani zamanımız yetmez ve ben bazı insanlara, bazı alanlara da haksızlık eden birisi olarak görünürüm. Oysa ki öyle değil. Evet. Ciddi anlamda tanışılırsa ve bizleri lütfen özellikle sorulan zamanlarda mesela bize ikimizi konuşalım. Soruluyor bize geldiği zaman. Bilal hocam işte hocamız bana dedi ki kesinlikle ameliyat olman lazım. Evet. Ben ameliyat olmak istemiyorum. Biz ne diyoruz biliyor musunuz? Siz hangi tıp fakültesini bitirdiniz? Bu yine kadar kaç evet. tane hasta gördünüz? Evet, en doğru. Biz bunu anlatıyoruz Cevap ama bulayım. biz karşı taraftan da şunu bekliyoruz. Özellikle engelli rehabilitasyon hastalıklarında ben kendime aynı zamanda bir engelli yakınıyım. Eski bir sporcu olarak rehabilitasyon ameliyat süreçlerini yıllarca yaşamış bir insanım. 6 ay ayağımın üstüne basamamanın ne demek olduğunu bilen bir insanım. O yüzden bu tarz konularla bizler çalışırken lütfen ama istirham ediyorum hasta adına... Evet. İstirhamın anlamını da iyi araştırsınlar. İstirham ediyorum. Bilip bilmeden ya işte şöyle ya yuvarlak cümleler evet. değil. Kültürel bilimsel gibi. altyapısı olan evet. ciddi anlamda çalışmalarda bize lütfen Bravo. destek olsunlar. Tabii, bilimsel anlamda e, büyük bir bilim refleksoloji. Özellikle uzak doğu. Evet. Uzak doğuda çok ciddi anlamda çalışmalar devam ediyor. E, yani değindiğin nokta çok önemli. Özellikle yeni gelişen tedavi yöntemleri biraz klasik e, tedavi yöntemleriyle Hı. biraz çatışıyor. Kültürel evet. bir çatışma olabiliyor. Ama e, gelecek ve teknoloji e, yenilikçileri her zaman kazandırmıştır. Ref Refleksoloji özellikle uzak doğuda bilimsel olarak çok ciddi <laughs> anlamda yapılıyor. Tabii bölgemizin zorlukları var. Sen daha iyi biliyorsun bu zorlukları. Ee, bu kadar başarı olanların yüksek olmasına rağmen en az tercih edilmesinin sebeplerini neye bağlıyorsun? Çok zor bir alan. Evet. Yaklaşık 25 dakikadan 40 dakikaya kadar sadece ayak bölgesinde çalışıyorsunuz. Bizim işimiz elini kaldır, kolunu kaldır. Küçük bir enjeksiyonla birkaç yere bazı şeyleri atıfta bulunuyorum. Şey yapmak değil, zayıf düşürmek, küçük düşürmek değil. Evet. Çok zor bir alan. Yani biraz önceki sorudan bahsettiğim oydu. Ne yaptığımızı, ne olduğunuzu bilmeden biraz önceki anlatacağım konu refleksoloji biz dünyada ilk defa ikiye ayırdık. Doğu ve Batı olmak üzere. Anadolu coğrafyamız, Türkiye medeniyetimiz özellikle tıp konusunda Hipokratları, i̇bn Sinaları, Galenosları ve birçok sayısız hekimi çıkaran bir toprak bütünü. Kesinlikle. Ve burada ciddi anlamda Sadece kendi alanımız değil. Biz başta refleksiyoloji alanı ve refleksiyoloji uygulayıcıları eee sikleteri bilmeli. Çok ciddi anlamda özellikle ne diyelim? Nörolojik anlamda çalışan, e, sinir ve beyin cerrahisi alanında çalışan ve benzeri alanlarda dünyada çok büyük markalar. Peki Türkiye baştan sona neden bir sağlık merkezi ve çekim alanı olmasın? Evet. Neden Avrupa'ya gitsin? İşte buradaki birliktelikte önce alanı bilmek. Refleksiyoloji Kuaför arkadaş yazmayacak, refleksoloji uygulanır. Bir masaj salonuna gittiğiniz zaman refleksoloji ben de biliyorum olmayacak. Hemen burada bunu soralım. Şimdi evet. Mevzuatları falan yapıldı bunların. Yani her refleksoloji herkes uygulayabilir mi? Yani bu normal bir şey değil herhalde. Yani herkes de uygulayamaz. Şimdi bir seminere gittik geçen. Hanımefendi diyor ki, Bilal hocam diyor, migren noktası neresi? Çabuk gösterin, misafirim var. Evde ağırlamam, uğurlamam lazım. Evet. Şimdi toplumda bir şeyleri kırmak, kalemi kağıdı kırmak 2-3 dakika sürebilir. Ama toplumda bazı şeyleri kırmak, küçüklüğüne, orta, büyük ve diğer seviyelerine göre 10, 20, 30 yıllar alıyor. Bu kadar basit değil. Ama nasıl anlatılıyor? Biz bunların önünü alalım derken önünü kapıyoruz. Evet. Bunu doğru anlatalım. Bu işin özü şu. Yani çok fazla da eleştirel olup böyle çok gergin şey yapmayalım. Refleksiyolojiyi ciddi ele alalım. Çünkü yarın öbürsü gün ee, ...trafik kazası... ...engelli, özürlü, doğum yakını olanlar... ...benim ne demek istediğimi... ...çalıştığımız vakadaki danışanlarımız... ...bunları bilir. Ve ben kendi adıma... ...yüzde bir milyon şunu söyleyeyim. Yani arasınlar, sorsunlar, tarasınlar... ...parayla bizim gibi... ...bu alana emek veren birisini bulamazlar. Ben ve benim gibi birkaç kişi. Yani bizleri soğutmadan... ...ilk defa söylüyorum bu kadar keskin... ...bizleri soğutmadan... ...alanımızdan bezdirmeden... Şu Türkiye'deki engelli, özürlü ve hastalara bıraksınlar da ciddi anlamda hizmetimizi yapalım. Hı hı. Şimdi e, bu tarzda e, sağlık e, hizmetine ihtiyacı olan hastalarımız size başvurduğunda, atıyorum Allah korusun bir kaza sonrası engel evet. duruma düşmüş. Herkesin başına gelebilecek şeyler var. Size başvurunda bunun e, süresi, seansı ne kadar oluyor? Gene altını çizelim hocam. Modern tıptan bize gelmiş olması, modern tıpla alakalı tedavilerini, teşhisini almış, tedavilerini tamamlamış veya tamamlamak üzere olma şartımızın altına kalın evet. bir çizgiyle çiziyoruz, büyük harflerle söylüyoruz. Sonrasında biz bunu bebek, sağlık, engelli, hamile, yaşlı, sporcu ve genel refleksoloji anlamında altıya ayırdık. Evet. Çünkü bazı şeylerin ayrılması adrese varılmasını daha imkanlı hale getiriyor. Ve bunları ayırdığımız zaman da e, insanların taleplerine daha ciddi destek verdiğimizi gördük. Evet. Tek cümleyle bahsedecek olursak refleksoloji ne dersin? E, gibi... refleksoloji bir uzaktan kumanda değil. Bazı arkadaşlarımız çıkıyor. Aralarında hekim de var, diğer kısımlar da var diyor ki Refleksoloji diyor uzaktan basıp diyor uzaktan kumanda evet. keşke bu kadar basit olsa da <laughs> şu tıp fakültesinde emek veren insanlar emek vermese evet. sağlık meslek yüksek okullar bu kadar değil evet. bize zarar vermesinler refleksolojiyi çok büyük de göstermesinler ama öyle basitte anlatmasınlar ben e, çok keyif aldım bu programdan profesyonel sorular ciddi anonim katkılar bundan dolayı sana teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum gerçekten ayağına sağlık. Refleksoloji çok özel bir bölüm ee, ve e, dünya durmuyor, teknolojiler ilerliyor, bilgi ve tecrübelerimiz artıyor. Bundan her biri aslında yeni alanda çok özel konular ve çok özel bilim dallarını çıkartıyor. Refleksoloji kendine az ve durduğu yerde çok büyük hizmet veren ve dünyada da kendi hak ettiği yeri en kısa zamanda özellikle ülkemiz adına hak ettiği en iyi, en değerli noktaya ulaşacağını, sizlerin de gayretlerini gördüğüm için ümit ediyorum. Ayana sağlık. Teşekkür Darka ederim. Harika bir programdı. Çok keyif aldım. Teşekkür ederim.